belediye başkanımız Olgun Atilla'nın yanına gidiyoruz. 85. İzmir İnternasyonel Fuarı'nın en çok ilgi çeken, en çok talep gören standı Bornova Belediyesi standındayız. Ve Bornova'nın sevilen ismi Olgun Atilla ile birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar, iyi akşamlar. Her gün standtayız. Evet, her gün standtayız. Hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Hem onlara her gün anlattığımız projelerimizi bir kere daha yeni vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Hem de hasret gideriyoruz. Hem de diğer kurumların projelerini buradan takip ediyoruz. Pınarbaşı'nda bir kültür merkezi ve cemevi açtık. Evet, temelini attık dün. İşte önümüzdeki yıl onu tamamlayıp hemşerilerimize kazandırmak istiyoruz. Çok özel bir proje. Dolayısıyla gerçekten biz de bir an önce sabırsızlıkla bitirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kapsamlı bir proje olacak. Temmuz'da da tamamlanacak değil mi? Doğrudur, evet. İçinde neler olacak kültür merkezi? Yani içinde cemevi, Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerini gerçekleştirebileceği güzel mekanlarımız olacak. Bunun dışında burada sergi salonu, müzik gibi özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın faydalanabileceği, semtimizin kültürel faaliyetlerini karşılayabileceği bir merkez olacak. Peki bu proje nasıl ortaya çıktı? Bu projenin oluşumu, vatandaşlarımızdan gelen talep vardı. Onları değerlendirdik. Ve daha sonrasında bir ortak akılla bunu onların katkılarıyla birlikte hayata geçirdik. Bizim Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ndeki mimar arkadaşlarımız bu projeyi tasarladılar. Daha sonra yurttaşlarımıza bir araya gelip bunu anlattık. Eksiklerimizi, onların önerilerini alarak projeyi hayata geçirdik. Önümüzde özel bir gün var. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Bugün de yapılacak özel bir etkinlik var mı? Yoksa Büyükşehir'in etkinliğinde mi olacağız? Evet, 9 Eylül bizim için, Bornova için, İzmir için ve ülkemiz için çok önemli bir gün. Hem İzmir'imizin kurtuluşu hem de ülkemizin doğumu. Dolayısıyla biz Bornovalılar ve İzmirliler için çok özel bir gün. Her sene olduğu gibi öncelikle saat 9.30'da Bel Kahve'de büyük atamızın İzmir'e girdiği ilk alandan bütün İzmirlilerimizi selamlayacağız. Orada bir belediye başkanının en onurlu konuşması olan konuşmayı hep birlikte hemşerilerimize gerçekleştireceğiz. Biz 9 Eylül'ü 8 Eylül'le birlikte bir araya getirip Bornova Büyük Park'taki çocuk parkımızı hem 9 Eylül kurtuluşu hem de önümüzdeki Kurban Bayramı için bayram hediyesi olarak onları hazırlıyoruz. Çocuklarımız için özel sürprizlerimiz olacak ve ayrıca yine her zaman yaptığımız gibi fener alayımızı ve eğer imkan olursa da bir sürprizle, konserle bunu tamamlayıp dolu dolu kurtuluşumuzu kutlamak istiyoruz. Bununla birlikte Büyükşehir Belediye'mizin akşam fener alayına da ve konserine de katılacağız. Peki seneye fuar Gazi Emir'e taşınacak diye bir söylenti var. Evet. Doğru mudur? Bunu bilmiyorum ben, olabilir. Fuar orada, Büyükşehir Belediye'miz 400 milyonun üzerinde çok büyük bir yatırım yaptı. Bu yatırım bütün İzmir'e ve Ege bölgesine yapılan yatırım. Bu kentin ticari hayatına yapılan bir yatırım. Otellerin dolu olması, taksilerin işlemesi anlamında çok önemli. Dolayısıyla bütün Ege bölgesinin ve Türkiye'nin fuarcılığın gelişmesine yapılmış büyük bir yatırım. Orayı da canlı tutmamız lazım. Dolayısıyla eğer orada olursa da biz yine hep birlikte orada da bütün hemşerilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyarız. Olgun Atilla'ya çok teşekkür ediyoruz.